Elazığ'da pazar fiyatları geçen haftaya göre düşüş gösterdi. Turşuluk malzemelerinin de yavaş yavaş tezgahlarda yerini aldığı haftada ayrıca kışın olmazsa olmazı mandalina da satılmaya başlandı. Elazığ'da hafta sonu pazarlarında sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Fiyatlarda en belirgin düşüş domateste yaşandı. Domates bu hafta 5 TL'den satıldı. Fiyatlar geçen haftaya göre bu hafta yarı yarı. Fiyat bayağı bir düşüş var fiyatlarda. Geçen hafta biber 15 liraydı, bu hafta 7,5-10 lira arası oldu. Fasulye 15 lira oldu, badem 7,5 lira. Salatalık 5 lira oldu, domates 5 lira. Mesela domates bu mevsimde 5 lira, yani görülmemiş bir para. Kışın olmazsa olmazı turşu için de pazar tezgahlarında malzemeler yerini aldı. Var. Efendime söyleyeyim, bak turşuluk malzemeler geldi, küte geldi, kornişon geldi, gribeller geldi. Kışın meyvesi mandalina da satılmaya başladı ancak kilosu 10 TL'den satılıyor. Pazarcı esnafı ilerleyen süreçte fiyatın düşmesini bekliyor. Kış meyvesi mandalinamız çıktı pazarda. Ne kadar? Şu anda mandalina iç çıktığı için biraz pahalı tabii. Düşüşe geçer yani 10 lira şu anda. Meyvelerde ise üzüm 10 TL, şeftali 15 TL, elma 10 TL'den satılıyor. Ablacığım meyve üzümler 10 lira, siyah, beyaz, kırmızı. Hepsi de Elazığ üzümü, güzel üzümler. Şeftali 15 lira, 12 lira değişiyor. Mandalina 10 lira, elmalar 10 milyon. Muz 25 lira, üzümler 10 milyon, siyah, beyaz, kırmızı. Hepsi de güzel, Elazığ üzümleri. Meyveler çoğu yerli zaten. Bir mandalina muz şu anda dışarıdan geliyor. Diğer meyveler yerli, Elazığ üzümlü. Vatandaşlar için de fiyatları pahalı bulan da vardı. Geçtiğimiz haftaya göre düşüş olduğunu söyleyen de. Pahalı. Nasıl pahalı? Şimdi 2 kilo şeftali aldığın zaman 2 gün çocuğunla beraber yemiyorsun. 2 gün sonra bitiyor yine, değil mi? Geliyorsun 1 kilo elma alıyorsun 10 lira. 1 kilo üzüm alıyorsun 15 lira. Ben mesela emekli bir kişiyim. Bir de biz 2 kişiyiz. Torunlar geldiği zaman yiyor. İnan ki ben söyleme sahip 7000 üzerinde de maaş alıyorum. Ama yetmiyor 2 kişi. Peki bu çocuk olan nasıl geçiniyor bununla? Doğru mu? Geçen haftaya göre fiyatları karşılaştırdınız mı? Geçen haftaya göre biraz hafif bir oynama var ucuzlukta. Aşırı derece yüksek. Çünkü gelen bu ürün akaryakıtla geliyor. 20 lira gelen araba şimdi 35 milyara geliyor. Bu ürün kime yansıyacak? Vatandaşa. Zaten pahalıdır. Ne olacak görüyorsun işte, bak görünüyor. Emekli adamız alamıyoruz. Üzüm, fasulye, maydanoz, domates filan 300 milyon. Fiyatlar yani bu seneye göre iyi. Bu sene çünkü her şey pahalı. Dar gelirler için tabii ki biraz el yakıyor yani.